Herkese merhaba arkadaşlar, Red Dead Redemption 2'nin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm sizi tehdit ederek başlamak istiyorum. 3 saniye içinde bu videoya like atmazsanız arkadaşlar şu adamı öldürürüm bak. Hiçbir şeyden haberi yok, evine erzak götürmeye çalışıyor. 1, 2, 3 atacaktınız dayı. Onu öldürmedim, yaraladım. Yine var ya merhamet edeyim dedim. Umarım atmışsınızdır. Ha bir de bu bölüme başlamadan önce yorumlardan bazıları bana sürekli aynı şeyi yazıyor. Abi oyunda düşük onur ve yüksek onur diye bir şey var, lütfen herkesi öldürme. Ya sikerim yüksek onuru amına koyayım. Ben onursuz bir adamım. Onursuz gibi yaşıyorum. Size ne amına koyayım. Ben örneğin şu ağaca sıkmak istedim mi kimse bana engel olmasın aga. Olmasın. Beni psikopata bağlatmayın ha. Uyarı ha, bu da uyarı amına koyayım. Ne götümüze yarrak mı kaçacak? Yani bence ben şu ana kadar hiç kimseyi sebepsiz öldürmedim. Hep böyle sebepli öldürdüm. O yüzden bence benim onurum yüksek. Öyle düşünüyorum. Gelelim bu saklandığımız köşke, ilk görevimizi alalım. Merhaba Hali, nasılsınız? Atı da koyalım, kampın içinde sürmek yasak. Hey Arthur. Merhaba Mary. Benden ne istiyorsun? Ne kadar güzel uzanmışsın. Ben böyle oturan hatunları çok seviyorum. How are you, genel olarak Arthur? Hatunları seviyorum yani. Böyle oturmasan da olur. Boş ol, boş ol ve üçüncü defa boş ol. Görevin ismi bu. Yine kimle evlendik haber? Mr. Morgan, we have a problem. Mr. Morgan, gel amamı yala diyorsun yine. Ne oldu? Foreman kardeşler tarafından. Ya yine kimi kaçırdılar ya? Bizden birini kaçırmışlar. Kampımızın dulu çok sinirli. Seni kaçırmadılar diye mi bu kadar sinirlisin? Hadi gidelim, yine kimi kurtaracaksak. Herkesi Arthur kurtarıyor amına. Arkadaşlar, kampımızın dulunun keyfini yerine getirmek için ona bir şarkı yazdım, okuyacağım. Başlıyorum. Ben kampımızın duluyum. En azılı suçlusuyum. Sabahları hep bir uykuluyum çünkü geceleri çok coşkuluyum. Ben kampımızın duluyum. Tam bu kaydı şarkı. Ne oldu oğlum Arthur, adam akıllı insan amına kodum eşeği seni. Bana bakın lan, burada bir kadın varmış. Ananın amını istiyorum. Halet şunu, dur. Halet. Dul işini biliyor dedim ya, en azılı suçlusu. Tamam, şimdi içeriden bizim hatunu getireceğim. Hadi tekmel Arthur. Amına kodumun oğlu, neredesin? Burada kimse yok. Bak orada, orada bir tane adamın sesi geliyor. Aç kapıyı o kadına, bir şey yapma. Bizimlerim. Ayy, senin önünü sikerim lan. Amına kodum, davranma ha, araya gidersin. Evet, serbest bırakalım. Seni mi kaçırmışlardı? Bunu da pek bir tanımıyorum. Bununla pek bir muhabbetim yok. Bu da bizim kamptaydı değil mi? Adı Tilly. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, kurtuldun. Git bir elini yüzünü yıka. Kampımızın ilerideki dulu sen olacaksın. Hatırla sevdiğim o güzel geceyi. Hatırla sevdiğim o güzel pompayı. Hanımefendi, ben içeriden kendime silah bakacağım. Siz niye o kadar tribe girdiniz? Bakalım şehirde daha güzel silahlar var mı? Silahlarını göster dayı. En pahalı altı patların hangisi? En pahalı, en pahalı. Uf, bakın yeni silahlar var mı şehirde? Tam da tahmin ettiğim gibi. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan, komutanların silahı gibi. Dur bir, dur bir dayı. Şu 350 dolarlık silahı bir bana ver. Tabancaya bak, yeni nesil Deagle gibi lan. Şimdi bunu bir geliştirelim. Bu silahımı da altın rengi yapacağım. Ben altınlara çok meraklıyım ya. Kimse kusura bakmasın, yine her tarafı görmemişler gibi altın yapayım. Oğlum huyumuz kurusun, ne yapak? Uf, süslemelere bak. Bu ne oğlum? Victorian. Sezesyonizm ne ya, tövbe estağfurullah. Ulan silahıma bak, silahıma. Şu anki atımı çok seviyorum. Çok büyük, gösterişli. Ama arkadaşlar, hızını pek beğenmediğim için yine bir bu şehirdeki ahıra uğrayacağım. Bakalım farklı atları var mı bu şehirde. Hızlı bir at almaya çalışacağım. Yine de bu atımdan vazgeçmek istemiyorum. Oyundaki en büyük at ya. Hızlı olmasa da çok büyük. Yine de bakalım, farklılık iyidir arkadaşlar. Kendimize yeni bir at daha alalım. Paramız mı yok sanki? Tam aradığımı buldum arkadaşlar. Burada bir tane de Arap atı var. Bilirsiniz Arap atları hep yarışlarda ünlüdür. 1050 dolar satın alıyorum. İsmi ne olsun bu Arap atının? Dünyadaki en hızlı şey nedir arkadaşlar? Işık. Hızla alakalı bir şey olsun. Bak mesela şimşek çok hızlıdır. Bunun ismi de şimşak olsun. Şak şak şak. Anladınız mı? Yeni atımız hayırlı olsun. Elit bir at arkadaşlar. Arap atı, bilirsiniz Arap atları yarışlarda hızlarıyla ünlüdür. O yüzden bunu aldım. Bir hız testi yapacağım. Küçük ama yani hızlıymış. Bir bakalım. Gidelim şu an. Git. En hızlı bakalım ne kadar gidiyor.
Evet gidiyor arkadaşlar. Ben buna 1050 dolar verdim ama şu an hızını da fazla beğendiğimi söyleyemem. Kandırıldık amına koyayım. Bu ne sarap atı? Dev! Dev oğlum dev. Ulan bu daha açılmadığı için mi böyle acaba? Sözde oyunun en hızlı atını aldım. Ama böyle gidiyor arkadaşlar. Sanki benim eski atım da böyle gidiyordu. Pek bir fark göremedim ben. İyi. Gerçi bunun hızı güzelmiş cidden ha. Korktukça atın hızı da arttı ha. Bayağı hızlı amına koyayım. Bir araba gibi. Bu arada bu yeni aldığım silaha adeta bayıldım arkadaşlar. Bakın. Shift L'e geçiyorum. Size göstereceğim yeni silahlarımı. Bak. Baksanıza oğlum bu ne lan? Bununla ağaç kesersin bu. Tüfeklerin hızı ne böyle? Sonra da diyorlar bana sebepsiz yere kimse öldürme. Nasıl öldürmeyeyim oğlum elimdeki silahlara baksanıza. Örneğin burada bir insan var arkadaşlar. Merhaba dostum. Harekete geçme, harekete geçme yeni silahımı sen üstünde test ederim. Uf, harbiden güzel bir silahım var. What is that? Ne oluyor be? O ne oğlum? Adamın kafasını eline vermişler, bize yollamışlar lan. Hasiktir. Ağaçların arasındalar. Pusuya düştük ahali. Vaziyet alın ulan. Yeni silahlarımı sizin üzerinizde deneyeceğim. Sinek siktir git lan. Ne oluyor burada? Saklan saklan saklan. Korkmayın yukarı git ve kanepenin altına gir tamam mı? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Uf, tek başına 3 kişi öldürmüş. Amına koyayım deli bu. Helal olsun sana gülüm, helal olsun. Yardıma geldim ama daha çok düşmanların yardıma ihtiyacı var gibi. Psikopata bağladı kocasını kaybettikten sonra bu da ha. Geliyorum Sedi'yi, geliyorum. Bana bırak, bana bırak. Ben böyle ilerlerim oğlum, yeni aldım. Ulan ne kadar güzel bu tabancalar. Deliriyorum ulan. Ben buraların en ikoboyu. Delik teşvik ederim yeni... Çıldırmak üzereyim, oyunu çok sevmeye başladım. Oğlum kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? İlerle. Taramalı gibi tabancalar. Günümüzde bu tabancalar yok lan. Düşünün. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. İleri! Bir tanesini bile saklamayın, bir tanesini. Dayanamıyorum. Başarılıyız. İyiyiz, iyi. Poor kid. Bizim elemanı öldürmüşler. Onu gidin gömün. Adamın kafası yok. Bu yeni tabancalar ne öyle? Saatte 1200 mermi atıyor. Serde şehrin bankasına gireceğiz. Şehrin bankası öbürlerine benzemez. Let's rob this bastard. Son banka, son görev arkadaşlar. Şehir bankasını soyup artık göç etmeyi planlıyoruz buralardan. Dacep bir tatil kasabasından bahsediyor, oraya götürecek bizi. Tahati Mina ile biz ismi var. Bu plan işlerse başarılı olacağız. Merakla bekliyorum. Neyi bekliyoruz? İşareti bekliyormuşuz arkadaşlar. Bir patlama oldu, şimdi acaba bütün polislerin dikkatini oraya çekmek için mi öyle yaptılar? Olabilir. Bak şimdi bütün polisler oraya gidiyor. Biz de bu sırada bankaya gireceğiz. Ulan var ya harbi güzel bir planmış ha. Ladies gentlemen. Orospu çocuklar yeter. Evet. Kıpırdayanı vururum tamam mı? Sessiz şekilde halledeceğiz bu işi. Hadi 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 senin zengin götüne ateş ederim. Bak amına koyayım tekmelerim seni ya. Kaçmaya çalışanı delik deşik et. Banka müdürü hangisi? Orospu'nun çocuğu hele gel. Gel bıyıklarında çek bunu. Gel. Banka müdürüymüş. Götümün kenarına bak. Aç şurayı. Sen şimdi bütün şifreleri de biliyorsundur he. Ben de tetik. Ben de tetik nasıl çekilir onu biliyorum. Hızlı ol. Anasını siktim çocuğu. Hızlı ol. Kendini panikleye verme. Polislerin gelmesini mi bekliyorsun sen? Kafana sıkarım ha. Bir de bir şey merak ettim, bu göt verenler maske takmış, niye kimse bana maske vermemiş sanki amına koyayım çok dürüst bir insanmışım gibi kendi yüzümle giriyorum şu bankaya. Hepsi maske takmış amına koyayım, ben maske denen bir şey yoktur hele, ben de takayım mal mıyım ya? Yarın öbür gün bunlar şehirde parayı rahatça yer, biz yiyemeyiz ama. Şimdi tekrardan bu kasayı açmak için. Eğitimliyim zaten. Birinci kasayı açtık, şimdi burada, ulan burada milyar milyar dolarlar çıkar lan. Kasaba arkadaşlar 2000-3000 çıkıyordu kasanın tekinde. Bakalım bundan ne kadar çıkacak.
Da çaklı mıymış bir göreceğiz arkadaşlar. Aldım. Oğlum ne kaparan var? Hiçbir yerde yazmıyor. Bu arada polisler geliyor. Ulan polisler de bizim yapacağımız bütün soygunları önden haber alıyor. Aman koyayım, bizde bir hırsız mı var aramızda? Yine bu mal yakalanmış. Bence o yüzden. Ajanlar gelmiş peşimize. Mr. Milton, let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? O adamı bırak yoksa senin bütün kasabanın içindeki herkesi delik deşik eder hıza. Ulan işi yine ajanlar bozdu. Polisler değil de ajanlar geldi bu sefer de amına koyayım ya. Garibanın şansı olmaz ki. Yapma. Vurma bu garibanı. Bizim adamı vurma Hus. Bütün planların ikinci adamı. Sakın ha. Orospu'nun çocuğu ulan. Amına koyayım, bizim ikinci beyin gitti. There's your deal, Dutch. Milton'u delik deşik etmeliyiz. Hoz öldü amına kodum. Senin bütün adamlarını sikeceğiz amına kodum çocuğu. İçerideki banka müdürünü öldürün, banka müdürünü öldürün. Onlar bizim adamları öldürüyorsa biz de onlarınkini öldürelim. Bu orospu çocuğu ne? Kendi kahraman mı zannediyor? Yahu benden molotof olacak dedir. Amına kodumun çocukları, sizle anca bomba baş eder. Heh. Yarayın uçmanızı izleyeceğim. Çok güzel, orospunun çocukları. Bağır bağır bağır. Anan belki yardıma gelir bak. Uç. Bankada sıkıştık kaldık. Şu duvarı patlatıp buradan kaçmaya çalışacağız. Dinamiti yerleştiriyorum. Ateşe ver. Aç şu kapıyı. Evet çok güzel. İlerleyin ilerleyin. Sarsıntı mersıntı bir şey yok hadi. John'u nasıl kaybettik amına koyayım? Tutuklanmış. John da gitti. Senin o aptal planın çeteyi dağıtacak amına kodum eşeği. Paraya ihtiyacımız varmış. Herkesin var amına koyayım, kimse banka soymuyor senin ka. Bir adamımız tutuklandı, bir adamımız öldü, gördün mü? Lenny de ölebilir, ben olmasam ölecek de zaten. Lan öldü mü lan çocuk? Lenny! 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 Oh God no! There's nothing we can do! We gotta keep moving! Biraz hızlı olsaydım ölmeyecekti. Orospu çocukları. Arkadaşımı öldürdüler. Lenny, sana bir saygı duruşu yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulan bu yola çıktığımızda 10 kişiyi de kalmana koyayım lan. Öbürleri kayıp mı oldu acaba? This whole town is filled with cops. Ne yapacağız Dutch? Well, how long we gonna stay here? Ha? Well, a few hours, we go back to camp. Kampa geri dönersek hepimizi tek tek yakalarlar. I know they're gonna be watching. Yolları kapatmışlar. Bence Mike'ı teslim edip gidelim. A boat. Bir gemi. We stay here till nightfall. Karanlık çökene kadar buradayız. Sonra gizlice rıhtıma gider. Gemi alırız diyor. Aynen amına koyayım. Gemi de bizi bekliyor ya kaptan ile beraber. Geceye kadar bekleyeceğiz. Gece gemiyle bir yere gideceğiz. Gece oldu. Evet, Dutch yine bir at hırsızı gibi önümüzden gidiyor. Arkasından Şişko Bill, Mike ve ben. Charles da bizimle. Tamam. Dikkat çekmeden bunca adam nasıl kaçacağız? Baksanıza oğlum. Bir kere Mike'ın kokusu bile bize ele verir. Adam yıkanmıyor ki. Delikanlı, buraya gelirsen Azrail'ine gelmiş olursun. O yüzden ilerle. Aferin bak, buraya gelseydi ölecekti. Gelmemesi onun hayatını değiştirdi. Bütün çıkışları tutmuşlar ya. O yüzden onların götlerinde bir çıkış açacağız. Öyle değil mi Dutch? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. Charles, kendi feden mi edeceksin cidden? You heard what I said. Ya oğlum yapma ya. Neyse, delikanlı adamdı. Bir an yapma mapma diyecektim de yapsın amına koyayım, yoksa kurtulamayacağız. Heriflerin dikkatini çekiyor, kaçıyor. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Evet, şimdi sıra bizde, kaçalım. Aha bahsettiği gemi bu. İyi de biz buradan mı ne yapayım, ne yük yerine mi gireceğiz? O siktir, ciddi ciddi şehir dışı, ülke dışına mı çıkacağız amına koyayım? Bu geminin Tahiti'ye gitme ihtimali var mı bilmiyorum. Kaçak bir gemide saklanıyoruz şu an. Şeytanın yarısını bıraktık. Birkaç haftalığına tatile mi çıktık artık, ne yapıyorsak amına koyayım. Nereye gittiğimiz de belli değil. Gemi nereye gidiyor orası da belli değil amına.
What are we gonna do in Cuba? Küba'ya mı gidiyoruz? Hold up for a while. Bir süre dayanırız, sonra döneriz. Back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. Sakallarım iyice uzamış. Whatever you please. So you reckon they'll follow us? I ain't no sailor, but that cloud look like good news to you. Bulutlar mı? Bir fırtına mı yaklaşıyor? Ne olacak amına koyayım ya? Lan merak ettim ha. Uyan. Uyanın millet. Lan ne oldu oğlum? Fırtına çıkmış. Tamam tahmin ettiğim gibi. Bilmiyorum ama bu tekneden oğlum. Tekne bile gitmiyorsa denizde biz mi yüzerek gideceğiz? 6 tane cenabetle yola çıkarsak böyle olur amına koyayım. Bir tane sağlam herif yok ki işlerinde. Hepsi katil, hepsi hırsız. O yüzden belamızı buluyoruz her yerde. Allah belamızı veriyor. Dutch, Dutch kurtarsan Arthur, orası bu çocuğu. You? Yeah. This ain't moving. Yeah, you go on ahead. Tamam, siz devam edin. Try and find another way. Oh, God damn it! Ne yapacaksın Arthur? Evet, geminin son hali amına koyayım. Biz bindikten bir 10 saat sonra belli oldu. Gemi nasıl yanar amına koyayım okyanusun ortasında? Şans işte. Atla Arthur, atla. Atla oğlum, yoksa öleceksin amına koyayım. Dutch diye bağırma. Dutch gül tekneye binmiş gidiyor. Ulan Arthur'u beklememişler, gördün mü? Tamam. Atla atla atla. Yüksek ihtimal amına oyun burada mı bitiyor amına koyayım? Boğularak ölmeyiz herhalde. Okyanustayız. En büyük korkum soğuk sular. Bir de bak bir balina geliyor. Ne olacaktı acaba? Hayda. Burası nere? Bir adaya benziyor. Yeni dünyaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lan bir banka soyacaktık. Adada ne işimiz var amına koyayım ya? En son hatırladım, Daş dedi banka soyacağız, ondan sonra adada buldum kendim. Bu durum daha ne kadar böyle sürecek? Alo, adada goriller bize saldırmasın. Adada, acaba adalarda goril var mı? Olabilir amına. Goril olmasa da piton vardır, ne fark eder? Mutlaka ölümcüldür. Bizi böyle adam akıllı bir yere düşürmezdi. La bayılma kalk la. Oyundaki en kötü günümüz. Diğer ekip üyelerini de kaybettim. Tek mi kaldım acaba ben bu adada? Kendime bir tekne yapıp ancak öyle kurtulabilirim filmlerdeki gibi. Yoksa hırımı yedik. Acaba böyle burada yatıp ölmeyi beklesem o da bir çözüm acaba. Öyle ol. Neyse. Savaşalım son bir kez daha. Batan geminin malları bunlar. Dutch, Arthur, Mike. Cidden mallar çünkü. De artık kene gel lan bu da. Ne yürüdün amına koyayım. Bölüm 5 Guarma. Adanın ismi mi Guarma? Adı bile zehirli. Evet arkadaşlar, huzurlarınızda cennet gibi bir Guarma adasına düştük. Tek eksik suyumuz yok ve baygınım, ekip üyeleri yok, silahım yok, param yok. Yok oğlu yok. Umut yalın ayak yürüyor. Kuma bakarak ayak numaramı tahmin edebilirsiniz. Oğlum biz acaba gemi nerede batmış? O ne? Dutch'ı göreceğimiz bu kadar mutlu olamazdım. Aynı adaya düşmüşüz amına koyayım. Arthur. Bak hele bak. Ulan bu ne böyle? Mike'ı gördüm. Ne bile sevindim amına koyayım. Nasılsınız böyle? It is a miracle. Hey, it is a goddamn miracle. Hayattayım vallahi. Have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Sağ olun beyler. Siz suyu nereden buldunuz amına koyayım? Kendimize bak, tatile çıkacağız dedik dedik amına koyayım, bir ada bulduk ha sizinle beraber. So. What next? Sürpriz. I don't know. Adanın yabani yerlileri hemen bize bir merhaba well, diyor. Merhaba. Zararsızız. Yüzme bilmeyiz. Bizi buraya bıraktılar. Üstümüzü soydular. Bizden size yarar gelmez. Who are you? Senor, por favor. Ya oğlum vurmayın bizi amına koyayım ya. Biz serseri değiliz. Bizler saygın iş adamlarıyız. Karılarımızı aldatmak için tatile çıkmıştık ki bir fırtınaya yakalandık. Zincire de vurdular amına koyayım, bir adaya düştüğümüz yetmemizmiş gibi. Bak hele. Oğlum ne yaptık, kader mahkum olduk yine 2 dakikada ya. Paytak paytak penguin gibi yürüyoruz adada. Lanet olsun oğlum. Daha dinleyeyim. Otel ayarı kuruyordum, görüyor musun kardeşim? Hele bak.
senior overseer from... Ha bırakın da burada biraz güneşlenim sonra. Bunları hapset. Köylü aman böceklerinin yanına. Saçma bir şey yaparlarsa imha edin. Senin o ananı sikeyim, sen ananı imha edeceğim ben. Misafirleri böyle mi karşılıyorsunuz? Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Ada güzel ve çok büyük. Buraya ne oteller inşa etmişlerdir şimdi. 100 yıl önce böyle, şimdi böyle mi sanki? Guarma adası. Acaba gerçekten dünyada Guarma adası denen bir yer var mı? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Yolda yeni mahkumlar gördük. Korkmaz mısın sen benden, hem benden, hem çilemden? Vurmayın, eziyet etmeyin bizlere, hayır. Herkesin üstünü mü arıyor? Vurma. Yazıktır, vurma. Günahtır, pır günahtır. Bir şey diyeceğim, arkadaşımız Mike pişik olmuş, biraz durup dinlenebilir miyiz? Lanet olsun. Hiç mi insanlık kalmadı sizde ha? Oğlum yürüyüşe bak. Neyse ki zincirlerin arasında mesafe var, yoksa birbirimize dayıya dayıya gidecektik, hele bak ya. Zincirde yürümek çok zor. Yoksa biz keyfimizden böyle yürümüyoruz. Üf, ne kötüsünüz insanlar. Saldırı altındayız, muhafızlar gidin çatışın. Muhafızlar gidin çatışın. Silahı al Arthur, götü kurtarmaya bak. Evet Arthur kendi prangalarını çözdü. Çok güzel. Kaçın kaçın kaçın. Kimlerle savaşıyoruz? Muhafızları mı vuracağız? Aman akodumun çocukları. Kimi götürüyorsunuz esir ha? Misafirperver olsaydınız belli olmazdı. Şerefsizler. Hepsini indirdim, hepsini merak etme. Hiçbirinin kaçmasına izin vermeyiz. Kaçarlarsa yardım çağırırlar. Çok güzel. Çözün çözün. Ne yapacağız? Herkesi. Millet beni takip eden denen bir tane başka bir yerli. Ya ne oluyor ya? Aha taç bacaktan mı gitti? Lan Javer. Lan Javer ulan onu kurtarmalı ulan. Ben nikah ediyorum. Ha siktir lan. Arkadaşı yarı yolda mı bırakalım? Püh. Lanet olsun bizim insanlığımıza. Bizim bir eleman esir düştü. Oğlum ne oluyor? İyice filme döndü bu oyun ha. Maymun sesi çıkarın. Maymun sesi çıkarın. Kayıplara karışalım. Kafaları karışır böylece. Silah zulası varmış bu arkadaşın. Hadi hadi hadi. Bu adayı ele geçirip tatil yapalım adam. Guarma adasıymış. Burası Arthur. Arthur'un adası diyecekler buraya. Ulan ben niye hep şapkayı vuruyorum ya? Yat aşağı. Tıs. Amına koy piton. Tıs. Hıt. Çok güzel. Öldü. Öldü. Gevali zevalı öldü. Come on. Follow me. Bu da sürekli diyor beni takip eden amına koyayım nereye gittiğimiz de belli değil. Kurtulduk mu bari? Nasıl biz geri döneceğiz memleketimize ya? Memleketimiz de bizi istemiyor. Dayı uzun hikaye. Bizim nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu sorma. Hercule Fontaine. Adamın ismi Hercule Fontes. These drowned rats are Micah, Bill and Arthur. Okay. Bunlar arkadaşlar köleymiş herhalde bu adada. Direnmişler, karşı çıkmışlar, isyan çıkarmışlar. Bizi de kurtardılar işte. Adanız güzelmiş. Bakalım arkadaşlar bu adada nasıl kurtulacağız? Arkadaşımızı kurtarabilecek miyiz? Sonra bu yerlilere yardım edecek miyiz? Hepsini merakla bekliyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Like atmazsanız Arthur kendini buradan atar ha. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.